Evet sevgili dostlarımız, tekrar merhaba. Bu Şubat ayının tam ortasında böyle güneşli, muhteşem bir hava. Aynı gördüğünüz gibi burası yaz havası şu anda. Belki bizim bu halimizi görünce biraz da kıskanıyor olabilirsiniz. Aslında amacımız sizi kıskandırmak değil ama buranın iklimini, coğrafyasını aynı gördüğünüz gibi. Gerçekten güneş de bayağı bir yakıcı galiba bugün. Evet. İşte havamız böyle. O yüzden böyle havalı havalı geziyoruz. Pek de benim böyle havalı gezime bakmayın siz. Kesinlikle öyle bir niyetimiz yok. Sadece işte şu muhteşem güzelliği sizlerle buradan paylaşmaktan ayrıca kıvanç duyuyoruz. Şimdi geldik işin en güzel kısmına. Bugün yine Seydi Kemal ilçemizin Girmeler mahallesindeyiz. Ve sizlere muhteşem iki tane parsel ve özellikle muhteşem diyorum ki iki tane parsel alt alta burada bulunuyor. Ve parselin hem üst kısmından gelen bir yol cephesi var. Aynı zamanda bulunduğum yerden itibaren de arazinin en son noktasına kadar giden iki tane parsel. Parsellerin her ikisi de dikdörtgen özelliğine sahip. Aynı zamanda alt alta olduğu için de iki parsel hem bitişik hem de iki parselin tam ortasında bir tane daha kadastro yolu var. Onu da belirtmiş olayım ben sizlere. Yani iki parsel ayrı ayrı müstakil. Aynı zamanda ikisinin ortasından da bir tane kadastro yolu var. O araziyi iki parseli bölen bir kadastro yolu var. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Yalnız işin daha güzel kısmını da söyleyeyim. Yukarıdan aşağı başladığımızda zaten burası biliyorsunuz iklim olarak her şey uygun. Bütün meyvelerin en güzel yetiştiği bölge burası. Parsel sahibimiz boydan boya bir şeftali bahçesi yapmış. Yani bir sıra boyunca şeftali yapmış buraya kadar. Bunlar tabii bahçe içerisinde farklı türden, farklı ürünlerin olması da burayı daha cazip hale getiriyor ki zaten onlar da burada tüketiliyor. Buraya da ayrı bir güzellik, ayrı bir özellik sağlamış oluyor. Şimdi tam bulunduğumuz köşe parsel burası. 5493 metrekare yüz ölçümü olan bir yer. Altındaki parsel 4921 metrekare. Yani yuvarlak hesap topladığımız zaman iki parsel burada 10 dönümün üzerine çıkan bir yüz ölçüme sahip. Ve yaklaşık içerisinde 500 tane tam meyveye gelmiş gördüğünüz gibi. Zaten biz meyve esnasında da buraya gelmiştik daha önce. Tam meyveye gelmiş. Muhteşem bir zeytin bahçesi. Şimdi ben sizi yavaş yavaş biraz sonra aşağı doğru yine götüreceğim. Zeytin bahçesinin alt tarafına doğru. Az önce belirttiğim üzere iki parselin arasında bir boşluk var. Bir de kadastro yolu var demiştim. Tam o boşlukta da burada yine kayısı, limon, portakal, narenciye gibi meyvelerin de tam ortasında kalmış olduğu bir yer var. Hemen alt kısımda. Orası da buraya yine ayrı bir özellik katıyor ki muhteşem bir manzarası var. Etraf olabildiğince geniş. Aynı zamanda burası köy merkezinde, köy içinde kalan bir yer. Zaten köy merkezinde yaklaşık olarak buraya belki 400 metre, 500 metre mesafesi var köy merkezinin. Bir de buranın diğer özelliğini söyleyeyim. Seydi Kemer'den çıktığımız zaman buraya kadar olan mesafe yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafe var buraya kadar. Buradan ileriye yine bir 15 kilometre belki sürmüyor ama sanırım 13 kilometre civarında da Saklı Kent dediğimiz bir bölge var ki zaten Saklı Kent'i biliyorsunuz dünyaca artık ün salmış. O muhteşem güzel bir kanyon ve içerisinden tam 9 yerden su çıkan ve buraya gelenler bilirler Saklı Kent'in ne kadar güzel olduğunu ki yaz aylarında özellikle gelirseniz hem o Torosların altından çıkan ve oradan devam eden buz gibi bir suyla karşılaşırsınız. Hem de dediğim gibi buranın güzelliklerini aynı zamanda görmüş olursunuz. Demek istediğim tam olarak şu. Seydi Kemer'den çıktığınız zaman da şu andaki bulunduğumuz nokta itibariyle burası bir geçiş noktası. Yani Saklı Kent yolu üzerinde bulunan Girmeler köyündeyiz. Şimdi
Ben size bir özellik daha buradan belirteyim ki bunu sakın atlamayın. Şu anda zeytinyağı dediğimiz zaman petrol falan demiyorum. Başka bir şey de söylemeyeceğim. Ama altınla yarışır hale geldiğini de buradan sizlere özellikle belirtmiş olayım ki zeytinyağı artık bu kanıksanmış ve bizzat da tıp olarak da her şekilde belirlenmiş ve olabildiğince yüksek oranda hem enerji veren bir yağ türü hem de gerçekten sağlık açısından ister vücut dışında ister vücut içerisinde, yani tükettiğiniz zaman bütün organlarınızı burada antitoksin özelliği taşıyan bir yağ türü. Belirtmek istediğim şu: sonuç olarak sadece buradan kaldıracak olduğunuz ürün, yani sadece zeytinyağı ürünü olarak buradan almış olsanız zaten sizin buradaki yıllık hem zeytin meyve olarak ihtiyaçlarınızı hem zeytinyağı ihtiyacınızı karşıladığı gibi sizin tam bir yıllık bütün maddi ihtiyaçlarınızı da karşılayabilecek kadar buradan bir zeytinyağı ürünü kaldırmanız ve zeytinyağı almanız mümkün. O yüzden de burası gerçekten biçilmiş kaftan. Yani diyorlar ya, bundan iyisi Şanlı Kayısı hesabı. Hem kazanç olarak hem yaşamak olarak her türlü imkana sahipsiniz burada. Sadece bu bahçeye sahip olursanız maddi manevi her açıdan, aynı zamanda sağlık, bol oksijen, zaten toprak yapısı muhteşem. Manzara olarak çok açık bir yerde ve burası özellikle yaz mevsiminde o Patara plajından, Patara denizinden tarafından gelen muhteşem bir burası meltem alan, esinti alan bir bölge. O açıdan gerçekten burası yani biçilmiş kaftan. Bundan iyisi Şanlı Kayısı diyoruz. Ve yeni sahiplerine de, burayı alacak olan o şanslı kişilere de ben şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Çünkü dediğim gibi burası her zaman bulunabilecek bir yer değil. Ve sizlere şimdiden saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.